İçinde yaşadığımız ve maneviyatın büyük bir kısmının sekülerleştirildiği modern dünyada hizmet hareketini bana çekici kılan şey, onun bir manevi hareket olmasının yanında insanlığı birbiriyle kaynaştırma gibi bir hedefinin de olmasıdır. <laughs> I've been with the Ismet movement for about five years now uh, and I'm very impressed with the greatest outreach of any Muslim movement today in the world. You are in over hundred countries. Uh, I Adım Gerald Grudzen. San Jose şehrinde oturuyorum. 30 yılı aşkın bir süredir burada yaşıyorum. San Jose City College'la Gavilan College'da dersler veriyorum. Phoenix Üniversitesi'nde online dersler veriyorum. Bunlar lisans eğitimi veren kurumlar. Ayrıca din bilimleri ve dinler arası çalışmalar alanında yüksek lisans eğitimi veren Global Ministries Üniversitesi Rektörü olarak da görev yapıyorum. Hizmet hareketiyle ilişkim yaklaşık 5 yıldır devam ediyor. Türkiye'de ve de Kenya gibi dünyanın farklı ülkelerinde yapmış olduğu çalışmalar beni oldukça etkiliyor. Kenya'da yapılanları yakinen biliyorum çünkü oradakilerle bizzat görüştüm ve birlikte çalışmalarımız da oldu. Hizmet hareketiyle birlikte birçok projelerimiz oldu. Birlikte Türkiye'ye seyahat ettik. San Francisco bölgesinde yaşayan Hristiyan ve Müslümanların bir araya geldiği manevi bir program dahi düzenledik. Hizmet hareketinin yürütmüş olduğu dinler arası diyalog, insani yardım ve eğitim odaklı çalışmaların günümüzdeki çoğu dini grup için örnek alınabilecek bir model olduğunu düşünüyorum. Dinler arası alanda yürütülen çalışmaların Hizmet hareketinin en anlamlı ve kayda değer yanı olduğunu söyleyebilirim. Çeşitli sınıflar, gruplar ve dinlere bölünmüş bir dünyada yaşıyoruz. Ve insanlık olarak birbirimize bağlı olduğumuzu kavrayabilmek için kendi mezheplerimizin de ötesine uzanmalı ve insanlığı ve ortak manevi prensipleri paylaştığımızı fark etmeliyiz. İçinde yaşadığımız ve maneviyatın büyük bir kısmının sekülerleştirildiği modern dünyada hizmet hareketini bana çekici kılan şey, onun bir manevi hareket olmasının yanında insanlığı birbiriyle kaynaştırma gibi bir hedefinin de olmasıdır. Bazı dini gruplarda görülen türden bir aşırı tutuculuk söz konusu değil. Aksine onlar başkalarına da el uzatıyor. Bir birlik oluyor ve hizmet ediyorlar. İsimlerine münhasır bir şekilde hizmet ediyorlar. Günümüzde Müslüman kimliği taşıyan toplumsal hareketler içinde etki alanı en geniş sahaya yayılan hareketin hizmet hareketi olduğunu düşünüyorum. Yüzü aşkın ülkeye gitmişler. Okullarından bazılarını ziyaret ettim. Bangladeş, Kenya, Türkiye, Amerika'daki bazı okullarına gittim. Ellerini uzatarak çok az sayıdaki toplumsal hareketin başarabileceği şekilde insanlığı bir araya getirmekte olduğunu düşünüyorum. Hizmet hareketinin özellikle eğitim üzerine odaklanmasını ümit verici buluyorum. Bu hareketi Afrika gibi gelişmekte olan ve genç bir nüfusun bulunduğu ülkelere de taşıyabileceğimizi ümit ediyorum. Tarikatçılık insanları birbirinden ayırır. Sayın Gülen'in tavsiyelerinden esinlenerek hizmet hareketinin yapmış olduğu şey ise insanları belli başlı manevi mefkureler etrafında birleştirmektir. Okullarınızda doğrudan bir din üzerine eğitim vermekten ziyade insanlara ahlakı öğretmeniz çok güzel. Böylesi bir manevi toplumsal hareketten yola çıkarak farklı dini ve kültürel kimliği olan insanların bir araya gelmesi ve insanlığa karşı bir sevgi, ilgi ve hizmet anlayışı etrafında toplanmasını bir başka ümit verici nokta olarak değerlendiriyorum. Hepimiz bu ideal etrafında toplanabildiğimiz takdirde İnsanlık adına pozitif bir gelecekten söz edebiliriz. Eğer bunu başaramazsak ne yazık ki bu gelecek adına çok ümit vaat etmez. Fakat şimdiye kadar o kadar büyük hizmetlerde bulundunuz ki bu hareketi daha da genişleterek devam ettireceğinizi ümit ediyorum. Sen Jose şehrinde hizmet hareketiyle birlikte düzenlediğimiz birçok dinler arası konferansa katıldın. Bir tanesi Santa Clara Üniversitesi'ndeydi. Stik alışta da tasavvuf konulu bir konferans düzenlemiştik. Hizmet hareketinin sponsor olduğu benim de Chicago ve Houston'dakine katıldığım dinler arası programlar, farklı dini inanışları ayıran noktalar yerine onları birleştiren ortak paydaları ortaya koyuyor. Dinler arası çalışmalar kavram olarak Farklı dinlerin paylaştığı ortak idealler ve prensipler üzerine odaklanmaya gayret ediyor. Örneğin kardeş sevgisi, altın kural, şiddetten her daim kaçınma gibi aşağı yukarı bütün dinlerde var olan idealler bu tarz dinler arası diyalog programlarında öne çıkan temalar oluyor. İnsanlar yavaş yavaş şöyle bir hisse kapılmaya başlıyor. Meğerse Mahallemde oturan şu Müslüman arkadaşlarımla, sokağın sonunda oturan Hristiyan kardeşlerim arasında aslında o kadar da büyük bir fark yokmuş. Hepimiz aynı değerleri paylaşıyormuşuz. Her ne kadar farklı dini ritüellerimiz ve ibadetlerimiz olsa da, dinler arası programlarda bir araya geldiğimizde ortak olan yanlarımızı daha çok fark ediyor ve takdir ediyoruz. Bunu farklı farklı şekillerde yapıyoruz ve bana sorarsanız bunu ne kadar çok yapabilirsek, bu insanlık adına o kadar iyi olacaktır. Hizmetin okullarını çok seviyorum çünkü biliyorum ki fakir bölgelerde dahi okullarınız var. Çoğu okulda doğal olarak farklı din ve kültürlerin bir araya geldiği ortamlar oluyor. Genç insanları bir araya getiren bu ortamlarda ziyaretlerim esnasında dikkatimi çeken bir nokta, çocuklarda gördüğüm, hem aldıkları fen ve matematik eğitimini hem de edindikleri ahlaki prensipleri olan bağlılıkları oldu. Çoğu zaman özellikle de gelişmekte olan ülkelerde öğrencilerin matematik ve fen alanlarında güçlü bir temeli olmayabiliyor. Sizlerin düzenlediği öğrencilerin bir araya gelerek matematik ve fen dallarındaki becerilerini sergiledikleri bilim olimpiyatlarını çok beğeniyorum. Çünkü eğer bu gelişmekte olan ülkeler bir şekilde ilerleme kaydedeceklerse dünyanın neresine giderseniz gidin güçlü bir matematik ve fen eğitiminden geçmiş olmaları gerekecek. Bu okullar bir tür özel dini okul niteliğinde değil. Hatta orada dini eğitim bile verilmiyor. Orada ahlaki prensipleri öğreniyorlar. Aynı zamanda dünyada başarılı olabilmek için ihtiyaçları olan becerileri geliştiriyor ve öz disiplini öğreniyorlar. Bu okulları en azından benim görmüş olduklarımı birer başarı örneği olarak değerlendiriyorum. Bu öğrencilerin büyük bir çoğunluğu ileride hem başarıyı yakalayabiliyor hem de iyi birer insan oluyorlar. Sizler hem iyi bir insan olmanın hem de modern dünyada güzel iş yapabilmenin gereği olan becerileri geliştirmenin önemi üzerinde duruyorsunuz. Şahsen hizmet okullarını küçükken gittiğim özel okullara benzetiyorum. Bu tarz okulların toplumda özel bir yeri olduğunu ve özellikle de dar gelirli bölgelerde yaşayan kişilerle toplum arasındaki mesafeleri kapatma noktasında büyük rolü olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Türkiye'ye gittiğim zaman İnsani Yardım Kurumunuzu da ziyaret ettim ve dünyanın farklı bölgelerinde yapmış olduğu hizmetleri gördüm. Bize bir sunum yaptılar. Türkiye'deki o büyük depremden sonra ortaya çıkan bir kurum olduğunu öğrendim. Esasında bütün dini ve manevi grupların bir nevi insani yardım çalışmalarında bulunması gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun İslamiyetin şartlarından biri olduğunu da biliyorum. Örneğin Hizmet hareketinin de yalnızca Türkiye içinde kalmayarak dünyanın birçok yerine ulaşmış olduğunu da biliyor. Dolayısıyla dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen felaketler sonrasında oluşan ihtiyaçlara cevap vermek için hayırsever faaliyetlerde bulunmak, dindar insanlar, insan olan insanlar olarak bizim üzerimize bir vazifedir. Bu konuda da sizlerin birer model olduğunuzu düşünüyorum. Bangladeş kadar uzak yerlerde dahi sizin yaptığınız işleri görme imkanım oldu. Orası çok fakir bir ülke ve sizin orada da okullarınız var. Oralarda da projeler yürütüyorsunuz. Hakeza Kenya'da aktifsiniz. Yani dünyanın yalnızca gelişmiş olan bölgelerinde değil, Nerede ihtiyaç varsa dünyanın her yerinde bir şekilde iş yapıyoruz. Bence bu harika bir şey. Allah'la olan ilişkimiz ve yaşadığımız toplumun Allah'a olan yakınlığı ancak şefkat, merhamet ve huzur dolu bir yaşam sürmemizle en güzel ifadesini bulur. Ben hizmetin de aynı aşk ve şekle buna inandığı kanaatindeyim. Sayın Fethullah Gülen'den etkilenmiş olan insanlarda çok güzel bir hasletin, belli bir karakterin var olduğunu gördüm. Duruşlarında bir sükunet, bir huzur, bir adanmışlık, bir ruhi zenginlik var.